Şimdi bir son dakika gelişmesi için Ankara büromuza döneceğiz. Çağdaş Akbaş karşımızda. Danıştay saldırısıyla ilgili bu son dakika. Danıştay saldırısının görüntülerinin kayıtlı olduğu ikinci bir bilgisayarın varlığından söz ediliyor Çağdaş. Nedir son gelişmeler? Evet Cem Üretir, Danıştay saldırısıyla ilgili birçok karanlık noktayı aydınlığa kavuşturacak belki de bir delile ulaştı mahkeme. Danıştay saldırısına ait görüntülerin silinmesine ilişkin bir dava yürütülüyordu. OYAK Güvenliği'nin eski genel müdürü Orhan Çoban bu dava kapsamında sanıklar arasındaydı ve mahkemede verdiği ifadede bu görüntülerin bir bilgisayara kaydedildiğini, ayrıca genel sekreter yardımcısının odasındaki bir başka bilgisayara da sürekli kayıt edildiğini ifade etti. Mahkeme bu ifade üzerine hemen Danıştay'a yazı yazdı. Danıştay da evet o bilgisayar hala muhafaza altında cevabını verdi mahkemeye. Biz Danıştay kaynaklarıyla az önce görüştük. Bu yazışmayı doğruladılar. Mahkeme bize bunu sordu. Biz de o bilgisayar hala muhafaza altında cevabını verdik dediler. Mahkeme hemen ikinci yazıyı yazdı. Çok acil koduyla Ankara'ya gönderdi. Danıştay Başkanlığı'nda Genel Sekreter Yardımcısının odasındaki o görüntülerin kayıtlı olduğu muhtemel bilgisayar birkaç gün içinde mahkemeye gönderilecek ve o mahkeme de görüntüleri inceleyecek. 10 gün içerisinde de bu görüntülere ilişkin bir sonuca varılması bekleniyor. Birçok tartışma vardı. Saldırıyı gerçekleştiren Alparslan Aslan Danıştay binasına nasıl girdi? Saldırıyı nasıl gerçekleştirdi? Ve o güne ait kamera kayıtları bozuk olduğu için sistem kaydedilemedi cevabı veriliyordu sürekli. Ama bu kameranın kaydedildiği bir başka bilgisayar ortaya çıkınca da ortaya tamamen değişik bir manzara çıktı. Şimdi Danıştay saldırısıyla ilgili karanlıkta kalan pek çok noktanın aydınlığa kavuşmasına ilişkin bir durum ortaya çıkmış durumda. Mahkemenin de 10 gün içinde bu görüntüleri inceletmesi bekleniyor. Tekrar edelim, Danıştay'la az önce görüştük. Danıştay kaynakları evet öyle bir bilgisayar var ve biz en başından beridir o bilgisayarı koruma altında tutuyorduk. Genel Sekreter Yardımcısının odasında ikinci bir sisteme güvenlik kamerasının görüntülerinin kaydedildiği de bu yazışmalarla ve mahkemenin tutanaklarıyla ortaya çıkmış oldu Cem Üretir.